Evet sevgili öğrenciler. Pandemiden kaynaklı olarak da ikinci dönem ders işleyemedik. Şimdi bunun telafisini yapacağız. Konumuz enerji dönüşümü ve tasarım. Ama buna geçmeden önce bu pandemi süreciyle ilgili konuşmamız gerekenler var. Maskeyi ve kişiler arasındaki gerekli mesafeyi koruyalım. Maskemizi takalım. Kişiler arasındaki mesafemizi de koruyalım. Enerji dönüşümü ve tasarım dedik. Başlıyoruz. Şunu biraz daha aşağıya alalım. Bu ünitede enerjilerin dönüşümlerini işleyeceğiz. Su, rüzgar, güneş gibi doğal kaynakları kullanarak temiz ve sürdürülebilir enerji elde etme teknolojilerini öğrenme ve bir ürün tasarlamak niyetimiz var. Ama tabii ki geçen sene pandemiden dolayı bunları yapamadık. Siz şu anki anlatacağım konuya göre evde bulduğunuz malzemelerle bir takım bir şeyler yapabilirsiniz. Enerji nedir diye başlıyoruz. Herhangi bir hareketi yapan veya yapmaya hazır olan kabiliyete enerji denir. Enerji kısaca iş yapabilme yeteneğidir. Enerji kaynaklarımız resimlerde de gördüğünüz gibi herhangi bir yolla enerji üretilmesini sağlayan kaynaklardır. Günlük yaşantımızın her anında ihtiyacımız olan enerjiyi bize enerji kaynakları sağlar. Enerji kaynakları ikiye ayrılır: yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Bunlara bakalım neymiş? Yenilenebilir enerji kaynaklarına resimde de gördüğünüz gibi hidrolik, güneş, biyokütle, dalga, rüzgar, jeotermal. Yenilenemez fosil yakıtlar yani petrol türevleri, kömür, doğalgaz, nükleer enerji. Yenilenemez enerji kaynakları üzerinde duralım. Yenilenemez enerji kaynakları kısaca tükenebilir enerji demektir. Yani bu enerji kaynağını elde etmek için tükenebilir yakıt kullanmak gerekmektedir. Genelde yenilenemez enerji kaynakları kullanımı zararlıdır. Çünkü bu kaynaklar kullanıldığı zaman doğaya zararlı atıklar ve gazlar salınmaktadır. Bu kaynaklar arasında kömür, petrol, doğalgaz, nükleer enerji gösterilebilir. Kömür en eski kaynaklardandır. Kömürden elektrik elde etmek için termik santraller kullanılmaktadır. Yenilenemez enerji kaynakları arasında olan kömür fosil yakıtlar arasındadır. Petrol, petrolün yakılması ile elektrik üretilir. Petrol de fosil yakıtlar arasındadır. Ayrıca tükenebilir enerji kaynakları arasında olan petrolün 50 yıllık rezervi kaldığı da bilinmektedir. Doğalgaz, yenilenemez enerji kaynakları içerisinde çok önemli bir kaynaktır. Zira ülkemizde elektrik üretiminin %32,1'i doğalgazdan sağlanmaktadır. Doğalgaz da fosil yakıtlar arasındadır. Dünyada 120 yıllık doğalgaz rezervi kaldığı söylenmektedir. Nükleer enerji, nükleer enerji santralinin ham maddesi uranyum ve plütonyumdur. Bunlar radyoaktif elementlerdir. Olası bir kazada çevreye çok ciddi hasarlar verir. Bunların örnekleri de gördük. Mesela örneğin geçmiş yıllarda Ukrayna'da olmuştu. Nükleer enerji santrallerinin yüksek verimliliği var. Örneğin 1 ton uranyum ile elde edilen enerji 20 bin ton kömür ile elde edilen enerji miktarına eşit. Bir tarafta 1 ton var, bir tarafta 20 bin ton var. Nükleer enerji fosil yakıt değildir çocuklar, bunu bilelim. Yenilenebilir enerji kaynakları, şimdi bunlara bir geçelim, neler var? Yenilenebilir enerji kaynakları kendisini doğada sürekli yenileyebilen enerji kaynaklarıdır. Tükenmeyen enerji olarak da adlandırılır. Fosil yakıtlar ve yenilenemez enerji kaynaklarına göre daha az zararlı ve zararı olmayan enerji kaynaklarıdır. Güneş, rüzgar, jeotermal, hidroelektrik, biyokütle, hidrojen, dalga enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Şimdi bunları sırasıyla işleyelim. Güneş enerjisi. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi temiz bir enerji kaynağı olup
doğaya ve çevreye hiçbir zararı yoktur. Tüm yenilenebilir enerji türlerinin, yani bunlar içinde ne var? Gergit, jeotermal enerji hariç ve fosil yakıtların kaynağı güneştir. Güneşten gelen enerjinin 1/3'ü dünyamızın atmosferi tarafından uzaya geri gönderilmektedir. Geriye kalan enerji miktarı da dünyada üretilen enerji miktarından binlerce kat daha fazladır. Şimdi çocuklar, size geçen yıllarda yapmış olduğum bir mini arabayı göstereceğim. Gördüğünüz gibi üzerinde bir güneş paneli, bir motor, DC motor ve dişli çaktan oluşuyor, dikkat ederseniz. Eğer ki pandemi süreci olmasaydı birlikte bahçeye çıkıp güneşli havada şunu bir güzel çalıştıracaktık ama nasip olmadı. Artık başka zamana diyelim. İnşallah okullar açılırsa bir gün gösterme fırsatı bulabiliriz. Şimdi bununla ilgili konuşalım. Yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş enerjisi temiz bir enerji kaynağı olup doğaya ve çevreye hiçbir zararı yoktur. Tüm yenilenebilir enerji türleri, burayı söylemiştik. Devam edelim. Burada resmini göstereceğim. Öyle ki güneşin sadece 1 saatte dünyamıza gönderdiği enerji miktarı yaklaşık olarak 1 yılda tüm dünyada kullanılan enerji miktarından fazladır. Güneş enerjisi güneş pilinin yapısına bağlı olarak %5 ile %20 arasında bir verimlilikle elektrik enerjisine çevrilebilir. Dikkat ederseniz çocuklar sağ taraftaki resimde panellerde şöyle şunu aşağıya doğru alayım. Güneş panellerini görüyorsunuz çocuklar. Güneş panellerinde her bir fotovoltaik pil var. Benim şu göstermiş olduğum var ya çocuklar. İşte bunun adı fotovoltaik pil. Güneş enerjisi elektrik enerjisine nasıl dönüşür? Güneş enerjisi doğrudan elektriğe dönüştüren aygıtlara fotovoltaik pil denir. Güneş pili resimde de gördüğünüz gibi ne oluyor? Güneşten gelen elektrik P ve N, yani ne oluyor? P artı N, yani pozitif negatif kutuplar var. Buradan elektronlar olaraktan aktarılıyor. Evet, arabamızı da şekilde görüyorsunuz. Basit bir güneş panelinin normal bir pil gibi 2 adet kutbu artı eksisi vardır. İçerisinde yüzlerce güneş pilinin seri ve paralel bağlanmasıyla meydana gelmektedir. Güneş panelinin kutuplarını yandaki küçük güneş panelinden görebiliyorsunuz. Motorun uçlarına bağladığımızda panelin üzerine güneş ışığı düştüğünde araba hareket edecektir. Güneş enerjisinin elektrik enerjisi olarak evlerde kullanımı. Güneş enerjisinden elde edilen elektrik enerjisinin evlerde kullanılabilmesi öncelikle bize ne gerekiyor? Bir şarj kontrol cihazı gerekiyor, invertör gerekiyor ve akü gerekiyor ve fotovoltaik piller gerekiyor. Şimdi şu resmi bir anlatalım. Burada her biri ne? Şarj kontrol cihazı, şimdi güneşin şiddeti her zaman aynı olmuyor. Bu durumda gelen voltaj ve akım değişiyor. Bu durumda bizim bu voltaj ve akımı sabitlememiz lazım ki akümüz bozulmasın. Şarj kontrol cihazımız da bu işe yarıyor. Sabit bir voltaj ve sabit bir akım veriyor çocuklar. Şimdi gelelim burada invertör ne? İnvertör bunun en önemli parçalarından bir tanesi. Biz güneş panelinden şarj ettik nereye? Aküye. Aküden aldığımız 12 volt ya da 24 voltu invertör yardımıyla 220 volta yani evlerde kullandığımız elektriğe çeviriyoruz çocuklar. İnvertörün amacı bu. Günümüzde güneş enerjisinden elektrik üretimi alanı oldukça genişlemiştir. Güneş panelleri ile evlerin binalarının çatılarında, verimsiz tarım alanı olmayan alanlarda, çöllerde, denizlerde güneş enerjisi ile elektrik üretilmektedir. Yakın gelecekte çok daha fazla yaygınlaşacaktır. Ülkemizde de bu en son dönemde ne oldu? Konya'da bunun fabrikası açıldı. İnşallah biz de yerli imkanlarla güneş paneli üreteceğiz. Rüzgar enerjisine gelelim. Rüzgar enerjisi alçak basınç ile yüksek basınç bölgesi arasında yer değiştiren hava akımıdır. Daima yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket eder. İki bölge arasında basınç farkı ne kadar büyük olursa hava akımı
ne oluyor? Hızlı, o kadar hızlı oluyor. Güneş enerjisi sıcak hava ile soğuk hava, pardon, rüzgar enerjisi sıcak hava ile soğuk havanın yer değiştirmesiyle oluşan hava akımının sahip olduğu hareket, yani kinetik enerjisine denir. Şimdi burada onun da yine size bir örneğini yapmıştım. Şurada gördüğünüz gibi bunu hareket edebilen bir araba tarzında yapmıştım. Nasip olursa bir gün onu da bahçede deneriz. Rüzgar enerjisi elektrik enerjisine nasıl dönüştürür? Şimdi gelelim bundan bahsedelim. Rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi elde etmek için rüzgar türbinleri kullanılmaktadır. Eğer böyle Çanakkale taraflarına, Ege taraflarına, Marmara taraflarına, Akdeniz taraflarına böyle gittiyseniz fazlasıyla var. Hatta Gaziantep'ten bu tarafa doğru, Siirt'e doğru gelirken bile bunlardan mevcut. Rüzgar türbinleri genel itibariyle pervaneler, kule, jeneratör, dişli kutusu, elektrik, elektronik elemanlarından oluşmaktadır. 3 kanattır. 3'ten fazla kanat olduğu zaman her bir kanat kendinden sonraki kanadın rüzgar alımını düşüreceği için dönüş hızı düşecektir ve bu nedenle en ideal kanat sayısı 3'tür. Şimdi burada rüzgar türbününün iç yapısına bakıyoruz. Rüzgarda bulunan hareket enerjisini pervaneler vasıtasıyla makinelerin dönen birimlerinde, yani biz buraya rotor diyoruz, mekanik enerjiye çevrilir. Daha sonra yapılan devir hareketi hızlandırarak bu enerji jeneratörlere aktarılır. Jeneratörden elektrik enerjisi elde edilir ve elde edilen bu elektrik enerjisi akülere aktarılır. Bu jeneratör bizim bildiğimiz jeneratör değil çocuklar. Hani dinamo diye bahsettiğimiz, hani döndürdüğümüz zaman elektrik elde ettiğimiz, hani sizin motor diye tabir ettiğiniz şeyler. Ve ardından da hani buradan almış olduğumuz elektriği santrale ya da akülere gönderiyoruz. Büyük bir rüzgar türbünü yıllık yaklaşık olarak 600 evin elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. Pervanenin yarı çapına göre üretilen elektriğin çıkış gücü değişiklik göstermektedir. 10 metre pervane çapına sahip bir rüzgar türbini 25 kW elektrik enerjisi üretirken 80 metre pervane çapına sahip bir rüzgar türbünü 2500 kW elektrik enerjisi üretmektedir. Rüzgar enerjisi ile elektrik üretirken doğaya hiçbir sera gazı veya bunun gibi zararlı gazlar salınmaz. Temiz bir enerji kaynağıdır. Tükenmeyen ve yenilenebilir, sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır. Rüzgar enerjisinin yakıtı rüzgardır ve bedava bir yakıt olup hiçbir ücret ödenmez. Şimdi bunun birazcık dezavantajları var. Yani göç eden kuşlar için, ondan sonra birazcık gürültü kirliliği yaptığı için dezavantajları var. Ve yatırım maliyeti de çok yüksek çocuklar rüzgar enerjisi, rüzgar türbinlerinin. Hidroelektrik, yani barajlardan bahsedelim. Su enerjisi akmakta olan bir su kütlesinin bir çark ya da benzeri bir aygıtı döndürmesi yoluyla elde edilen enerjidir. Siirt'te de birçok baraj bulunmaktadır. Oradan da bunu görebilirsiniz. Şimdi simülasyonda gördüğünüz üzere, resmi aşağıya alalım. Simülasyonda gördüğünüz gibi ne yapıyor? Barajdan su ne yapıyor? Bizim türbinlerimize veriliyor. Türbinlerden de jeneratör vasıtasıyla ne yapıyoruz? Elektrik üretiyoruz. Hidroelektrik santrali adı veriliyor bunlara. Kısacası HES diyoruz. HES'ler su enerjisinin elektrik enerjisine dönüştüğü dev beton yapılarıdır. Doğal olarak baraj, duvar yüksekliği ile gölde biriken su ve debisi barajın gücünü belirler. Jeotermal enerji, yer altından çıkan sıcak sudan ve onun buharından sağlanan enerjidir. Magmada ne oluyor? Dünyanın çekirdeğine doğru gittikçe ısı, sıcaklık artıyor. Magma dediğimiz bir tabaka var değil mi çocuklar? Şimdi buraya yakın su kaynakları da ne oluyor? Isınıyor ve buhar olaraktan yeryüzüne çıkıyor. Ve biz bunlardan faydalanıyoruz. Kar ve yağmur şeklinde yeryüzüne ulaşan sular yer kabuğundaki çatlaklardan sızarak
Mağmanın ısıttığı kayalara ulaşır. Kızgın kayalara ulaşan su ise ısınır. Isınan su ise dünyanın değişik bölgelerindeki volkanlar ve geyserler biçiminde yeryüzünde ortaya çıkar. Yeryüzüne çıkan bu suyun sıcaklığı ise genelde 150 santigrat derece. Yer altından çıkan bu sıcak su ise bazı buhar türbinleri vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Şimdi gördüğünüz gibi şekilde ne yapıyoruz? Sıcak buhar türbinlere döndürüyor. Türbinler de ne yapıyor? Elektrik üretimine faydalı oluyor. Ha, biz bu sıcak buharı ne yapıyoruz? Yeri ne yapıyoruz? Nerede kullanıyoruz? Diye düşünenler olacak. Bunu kondanser yardımıyla, yani bu yoğuşturucu demek kondanser. Bu suyu soğutuyoruz. Soğutup tekrardan ne yapıyoruz? Yerin katmanlarına gönderiyoruz. Aldığımız yere tekrardan gönderiyoruz. Ki döngü devam edebilsin. Biyokütle. Her türlü bitkiden, organik atıktan, alglerden ve yosunlardan elde edilebilen bir enerji türüdür. Hayvan atıklarının enerji amacıyla kullanılması ya da bitkilerin yakılması biyokütle enerjinin en bilinen örneklerindendir. Dalga enerjisi. Türkiye'de bu dalga enerjisi çok fazla kullanılmıyor. Ama kullanan birçok ülke var. Denizde oluşan dalgalanma hareketinden ve dalgaların meydana getirdiği basınçtan elde edilen bir enerjidir. Dalga jeneratörü sayesinde sürdürülebilir ve doğal enerji üretimi sağlar. Şimdi çocuklar, şekilde gördüğünüz, şöyle ok işaretiyle gösterdiğim yere dikkat edin. Buradaki mil ileri geri hareket etmekte. Bu milin içeriye doğru olan kısmında çocuklar mıknatıs var. Şu sarılmış olan şey ise bobin. Bobinin içinde mıknatıs ileri geri hareket ettiği için ne oluyor? Elektriklenme, manyetik alan oluşuyor. Manyetik alan da oluştuğu için elektrik üretebiliyoruz. Şimdi siz de su, rüzgar veya güneş gibi doğal kaynaklardan yararlanarak 3 boyutlu model veya maket tasarımı gerçekleştirebilirsiniz. Evet çocuklar.